dinleyicileri. Sağlık turumuzda şimdi İstanbul İncirli'deyiz. Yanımızda uzman diyetisyen Nesrin Eriş Artan efendim var. Merhaba efendim. Merhaba efendim. Öncelikle Nesrin'i anlatalım. Ondan sonra da kişisel diyetlere girelim. Ben 1994 Hacettepe mezunuyum. 2002'de yüksek lisansımı yaptım yine aynı üniversitede, diyetetik alanında. Ve yaklaşık 20 yıldır da buradayım. Özel Bakırköy Otopolikliniğindeyim. Burada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet. Kişiye özel beslenme mesela. Evet. Yani bizim için en önemli konu bu zaten. Kişiye özel beslenme programı. Diyetin özel olması gerekiyor, bireysel olması gerekiyor. Kişilerin sağlık durumuna, yaşına, aktivite düzeyine, sosyal hayatına, sevdiği sevmediği besinlere ve öğün ve beslenme düzenine göre tamamen kişiyi olduğu gibi kabul ederek, herhangi bir değişiklik, çok ciddi anlamda bir değişiklik yapmadan beslenme programını düzenleyip optimum yaşam planı sağlayabilmek amacımız. Bu şekilde olduğu takdirde diyet yaparken sosyal hayatta, beslenme düzeninde ve kişinin istekleri doğrultusunda çok ciddi bir değişiklik olmadığı için kiloyu koruması da çok kolay oluyor. Çünkü bütün sevdiğiniz besinleri diyetten çıkardığınızda, sosyal hayatınızı kısıtladığınızda diyet yaptığınız için ve aktiviteyi çok ciddi anlamda arttırdığınızda, ama bu siz olmadığınız için bütün bunları bırakacaksınız. Tekrar sevdiğiniz besinlere geri dönmeye başlıyorsunuz. Aktiviteniz tekrar azalıyor. Sosyal hayat tekrar başlıyor eskisi gibi. Ve o zaman kişi sudan çıkmış balık gibi oluyor. O yüzden diyet yaparken hayatımızda çok ciddi bir değişiklik yapmazsak ve diyet programını hayatımıza adapte edebilirsek, koruma programında da hayatımızda hiçbir şey değişmediği için sadece verilen besinlerin miktarları artacağı, değişimlerin çeşidi daha da fazla artacağı için hiçbir şekilde kiloyu geri alma söz konusu olmuyor. Buna göre kendimizi ayarlıyoruz. Bir de en önemli konumuz diyet programı. Bu listeye git, haftaya gel, tartılalım. Olmuş, olmamış. Hadi bir görüşme değil. Bizim buradaki en önemli farkımız tamamen kişiyle sürekli iletişimde olmamız. İnternetle, telefonla, daima hafta içi de özel durumlarına göre, problem yaşadığı şeylerde veya tereddütte kaldığı konularda sürekli biz kişiye danışmanlık yapıyoruz. Yani bir hafta sonra belki gelecek kontrole, ama süreç içerisinde, o bir haftalık süreç içerisinde biz defalarca görüşme yapıp oradaki yaşadığı durumları kurtarıyoruz. Bir de kişinin niye kilo aldığı da önemli, tabii, değil mi? Tabii. Yani o yüzden zaten programa başlamadan önce kesinlikle bir sağlık taraması yapılıyor. Besin tüketim sıklığı ve çeşidi belirleniyor. Doktorla görüşme yapılıyor. Vücut analizlerine bakılıyor. Ondan sonra bir beslenme programına başlıyoruz. Yani biz görüp de hadi sana şöyle şöyle bir program yazalım diyebilme şansına sahip değiliz. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra bütün hepsi masaya yatırılıyor. Tek tek her biri üzerinde düzenleme yapılarak beslenme planı, optimum yaşam planı oluşturulacak şekilde sunuluyor kişiye. Peki bunun yanında ekstra ilaçlar vesaire kullanır? Hiçbir şekilde bir besin desteği, herhangi bir zayıflama ürünü vesaire böyle bir şey söz konusu değil. Ve zaten eğer dengeli bir beslenme programı uygulanıyorsa ve bu program tamamen kişiye özelse, hiçbir şeye ihtiyaç duymadan çok rahatlıkla ayda 4-5 kilo olacak şekilde kilo kaybını sağlayabiliyoruz. Böyle bir ürüne, besin desteğine herhangi bir ihtiyacımız yok. Yani hepsi ticari, o yüzden kimse kullanmasın diyoruz. Yani hem ticari hem de ilerleyen süreçte sağlıkla ilgili problem çıkarabiliyor. Özellikle bu zayıflama ilaçları karaciğer ve böbrek üzerinde ilerleyen süreçte problem çıkarıyor. Ve kişiler hani anlık ben ne olursa olsun kilo vereyim zihniyetiyle bu tür ürünlere girebiliyor. Ama ondan sonrası bunun bir 5-10 sene sonrası var. Ve beslenme problemleri pat diye ortaya çıkmaz. Beslenme problemine bağlı sağlık sorunları pat diye ortaya çıkmaz. Bu süreci geçirdikten sonra ortaya çıktığında da tedavisi gerçekten çok zor oluyor ve ömür boyu sizinle kalacak bir sağlık problemine sahip olabiliyorsunuz. O zaman ne diyoruz?
zayıflamak isteyenler Nesrihan'a gelsin diyebilir miyiz? Tabii elimizden geleni yapacağız. Bizim amacımız başarılı olmak ve kişinin o kilo verdiği zamanki mutluluğu birlikte paylaşabilmek. Evet, Sağlık TV izleyicileri, Nesrihan Hanım dediği gibi sağlıklı beslenmek, sağlıklı yaşamanın sırrıdır. Değil mi? Evet. Herkes o zaman sağlıklı beslensin.